Anlattıklarımıza örnek olarak ünlü ressam Rubens'i gösterebiliriz. Alman ressam, büyük usta Peter Paul Rubens. Resimlerindeki konuları mitolojideki tanrılar ve tanrıçalardan seçmekle ün kazanmıştır. Rubens'in tabloları bugün dünyanın ünlü müzelerinin koleksiyonlarını süslemektedir. Daha önce incelediğimiz diğer büyük resim ustalarından farklı olarak Rubens, tablolarında ışığı ve renkleri daha bir çarpıcı kullanmaktadır. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı daha detaylı görebilmek için Rubens'in ünlü tablolarından birkaç örnek gösterelim. Dikkat ederseniz, Rubens'in resimlerindeki ışık ve renkler sonsuzluğa atılmış birer imza gibidirler. Sonsuzluk ölüm gibi bir şey. Ben ölsem ne yapardın? Ben de ölürdüm. Bundan hiç şüphen olmasın. Evet arkadaşlar, hepinizin renk ve ışık konusunda bir araştırma yapmanızı ve birer örnek hazırlamanızı istiyorum. Hey, sen! Bu sınıftan değilsin. Ne işin var burada? Adın ne? Kemal Hoca, bir üst sınıftanım. Bağımsız bir inceleme yapıyorum da. Bir daha derse girerken izin al. Bana kalırsa bu kooperatifin bu evleri yapacağı yok. Daha temel bile atmadılar. Demire çimentoya zam geldi. Para verin demekten başka yaptıkları iş yok. Aslında bütün ortaklar birleşip bu adamları mahkemeye vermeli. Bence en iyi çözüm bu. Anne, ben gidiyorum. Bu kıyafetin ne böyle? Balo mu var? Cemler'de parti var. Hepimiz böyle giyindik. Vay canına! Bu benim eski smokinim. Hı. Ben bu kadar zayıf mıymışım yahu? Kim bu Cem? Doktor Cemil Bey'in oğlu. Aşağıdaki köşkte oturuyorlar. Hoşça kalın. Çok şık. Çok da heyecanlı. Tabii hanım, aşık. Çok güzelsin. Hadi ötekilerin yanına gidelim. Oo, Kemal, bu smokin nereden çıktı? Çok güzel. Benim değil, babamın. Hadi gel. Baba, Kemal geldi. Artık yemeğe başlayabilir miyiz? Tabii, tabii. Merhaba Cemil Bey amca. Merhaba Kemal, iyi akşamlar. Kemal, bu akşam yiyeceğimiz böcekleri gördün mü? Ne böceği, karides? Tat bakalım, güzel olmuş mu? Fena değil. Biraz övsen günaha mı girersin? Çocuklar! İyi akşamlar Gül teyze! Kemal burada mısın? Beni görmenizi istemiyorum. Ne oluyor ya? Seda ne yapıyorsun? Çek ellerini, dur göremiyorum. Bir şey göremiyorum, çek ellerini. Anne, nereden buldun onu? Sürpriz! Vay canına! İnanılmaz bir şey bu! Harika! Siz bugüne kadar hiç böyle bir şey gördünüz mü? Elden düşme aldım! Şu kumaşa bak! Biraz asılsam yırtılacak! Hı? Dokunma sakın! Ellerini kırarım! Tam 200 yıllık antika! Sana öyle geliyor! Yutturmuşlar! Defol! Kemal, bu smokinle çok yakışıklısın! Teşekkür ederim Gül teyze. Canım benim.
Masa harika. Yiyin, için, mutlu olun. Peki şarabı kim getirecek? Ben alırım. Nerede? Kilerde. Aa, ben sana yolu göstereyim. Gel. İşte orada. Kırmızısını al. Bu mu? Kırmızı şaraba da bayılırım. İki tane yeter. Şarap nerede kaldı? Hadi gidelim. İçin, eğlenin. İşte hayatın tadı bu. Durun, durun bakayım. Ne demişler? Aklıma bir şey geldi. Şarap ağızdan girer, aşk da gözden. Ne güzel değil mi? Ünlü bir şairin dizeleri bunlar. Durun bakayım, sonra neydi? Aşk şarap gibidir, yıllandıkça güzelleşir. Tıpkı annenizde benim aşkım gibi. Teşekkür ederim hayatım. Donuyor ya, arkadaşlar! Bu gece çok eğlenceli. Harikulade bir gece olacak. Kim bunlar? Ajda. Yeni şarkısını ilk burada söyleyecek. Ajda'nın şarkı söyleyiş biçimini beğeniyor musun? Evet. Fıstık gibi vücudu var. Hoppa! Ay pardon babacığım! Çok neşelisin bu akşam, özel bir nedeni mi var? Şurada çikolata kalmış, dur alayım. Hoş geldiniz çocuklar! Merhaba! Çok iyi! Merhaba! Merhaba! Nasılsın canım? Buyurun çocuklar, fakirhaneye hoş geldiniz. Hey, alsana şunu elimden! Nereye koyayım bunu? Ulan hıyar, o benim babam, uşak değil. Ah! Ne kadar güzel. Anne, seni Ajda ile tanıştırayım. Ajda, bu annem. Demek Ajda sizsiniz. Merhaba Ajda. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de efendim. Hayır, hayır, şimdi olmaz. Nasıl olsa burada değiller. Olsun, gelebilirler. Kemal, her yerde seni arıyorum. Yardım edersin sanmıştım. Yardım edemez, çünkü şu anda işi var. Evet, görüyorum. Ama babam böyle şeylerden hoşlanmaz, bilirsin. Kemal herhangi biri değil ki, aileden sayılır. Babam gitarını istiyor. İşin bitince getiriver, oldu mu? Thank you.
Ajda şarkı söyleyeceksin değil mi? Hı hı. Bir dakika, bir dakika! Şimdi Ajda şarkı söyleyecek. Sevda, ne yapıyorsunuz? Temizlik yapıyoruz anneciğim. Hadi canım, bu iş pekala yarına da kalabilir. Ben yatmaya gidiyorum. Sen gelmiyor musun? Gelirim. Evet, senin de eve gitme zamanın geldi artık. Temizlik bitince gideceğim. Gideceğim efendim. Gideceğim efendim. Tamam canım, işi bitince gider. Pekala, işin bitince gidersin. Bu merdivenler Everest tepesi gibi geliyor bu akşam. Gitarı çok güzel çaldın babacığım. Teşekkür ederim hayatım ama biraz paslanmışım galiba. Ah, çok yoruldum. Ama güzel bir partiydi değil mi? Evet, çok iyiydi. Baban haklı, vakit geç oldu. Gitsem iyi olacak. Yarın zor bir gün. Sabah Fransızcadan imtihanım var. Benim de sanat tarihinden imtihanım var. Sabah okulda görüşürüz. Oldu, görüşürüz. İyi geceler. Merhaba. Hadi. Neden öyle bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Yok. Seni seyrediyordum. O kadar güzelsin ki. Gel. Mutlaka geliyorsun değil mi? Ben geliyorum. Sevda da geliyor mu? Sevda, yat gezisine geliyorsun değil mi? Hayır, gelmiyorum. Çünkü ders çalışacağım. Bakın o kitabı okudum. Bir gün bu konuda sizinle konuşmak isterdim. Hepimize birden yaranmak zorunda değilsin. Seni ilk Cem getirdi bu eve. Onun arkadaşıydın. Sonraları durum değişti. Seni hepimiz sevdik. Aileye kabul ettik. Sakın bizi kullanmaya kalkma. Neler kaynatıyorsunuz orada? Hadi bakalım havuza. Korku filminden sonra uykum kaçtı. Seni bilmem ama ben bir kadeh bir şey içeceğim. Az sonra ben de gelirim hayatım. Merhaba baba. Film nasıldı? İyiydi.
İyi geceler baba. Ne oldu? Nedir bu hali? Kemal burada. Sevda'la onu uygunsuz vaziyette gördüm. Hadi canım. Ben de korkunç bir şey oldu sandım. Kızımız umursamadı bile. Onu iki yüzlü olsun diye yetiştirmedin herhalde. Ayrıca bu iş uzun zamandan beri oluyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Her zaman çocuklara seks konusunda açık davranalım derdin. Çocuklar da bundan ders aldılar. Sevgilerini bastırmayıp dışa vurdular. Demek ki masa başı sohbetlerimiz işe yaramış. Bu herif elini kolunu sallayarak evimize girip kızımızın hayatıyla oynayamaz! Telaşlanma canım, birbirlerini seviyorlar. Evlendiririz, olur biter. Hem onun gibi bir kız önüne çıkan ilk erkekle bunu yapmak zorunda değil. Kızımızı özel biri için sakladığını düşünmemiştim. Zengin birine mi vereceksin? Bunu da nereden çıkardın? Böyle düşünmediğimi biliyorsun. Sevda daha 17 yaşında. Nasılsın? Sesini duymadan yapamadım. İyi değilim. Seni özledim. Derslerle aran nasıl? Çalışabiliyor musun? Yok. Seni düşünmekten hiç kafama girmiyor. Biliyor musun? Dün akşamdan beri seni çok özledim. Beni seviyor musun? Hem de nasıl? Sana aşığım. Hey matmazel! Ne var? Bir saattir telefona yazıldık. Nefes al da biz de kızımızla konuşalım. Yok hayır, sana değil. Kardeşim Cem. Kızına telefon edecekmiş de. Seni seviyorum. İyi akşamlar. Buyurun telefonunuzu. Kemal'le konuşuyordum. Doğru. Kendi gelemezse telefonu bırakmıyor. Pardon, ders çalışacağım. Yosma. Cemil, saat kaç? Bilmiyorum. Ne oldu, bir şey mi var? Söylesene, ne oldu? Dur bir dakika. Ver şunu! Ver diyorum sana! Bu yaşta uyku ilacı ha? Gözlerime inanamıyorum. Ne yapayım, uyuyamıyorum! Sayenizde bu evde kimse uyuyamıyor zaten! Ne yaptığını sanıyorsun sen, anlamıyorum! Ne biçim iştir bu? Ne alıyorsunuz? Buraya gizlice girip ilaç alıyor, görmüyor musun? Uyuyamıyorum! Canım ver bir tane, bir taneyle bir şey olmaz. Sen karışma! Burada doktor benim de benim dediğim olacak! Uyku tutmuyor, o zaman başka bir şey ver! Oğlan bu eve girdiğinden beri gözümüze uyku girmiyor! Bıktı mı sandın be? O herifi bu evde istemiyorum! Kemal bu eve girmeyecek, anlaşıldı mı? O oğlanda bir terslik var, aileyi birbirine düşürür. Sen karışma, gir odana. Ne dediğimi duydun mu? O oğlan bu eve girmeyecek! Bu ailenin dağılmasını istemiyorum! İyi günler Cemil amca. Kolay gelsin. Merhaba Cem. Kemal. Evime girmeni istemiyorum. Neden? Ne oldu? Ne dediğimi duydun. İpin ucunu elimizden kaçırdık.
özgür bırakmakla hata etmişiz. Sevda derslerine çalışamıyor. İyi ama Sevda bu konuda bana hiçbir şey söylemedi. İyi ya, ben söylüyorum işte. Okul bitinceye kadar uzak kalacaksınız birbirinizden. Olamaz, bunu bize yapamazsınız. Neyi yapıp neyi yapamayacağım bana öğretme. Sevda benim kızımdır ve ben böyle olmasını istiyorum. Okul bitince duruma başka bir açıdan bakarız. Anlaşıldı mı? O eve girme! Sevda ile konuşmam lazım. Onu göreceğim. Cehennemin dibine kadar yolum var! Defol git! Ne oluyor size? Cemil kendine gel! Sen en iyisi hastanla konuş. Leyla Hanım 3 kez seni telefonla aradı. Gene mide sancıları tutmuş. Hadi lütfen. Kemal'le konuşmayı da bana bırak. Sevda'yı görmeliyim. Sevda evde değil. Gel biraz konuşalım. Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Bak Kemal. Cemil bunu yapmak zorundaydı. Bizi ayırmak istiyor. Biliyorum, amacı bu. Yo yo, öyle değil. Sizleri korumaya çalışıyor. Çünkü sen ve Sevda fazla ileri gittiniz. Biz artık çocuk değiliz. Karşımıza geçip birbirinizle oynamayın diyemezsiniz. Biz birbirimizi seviyoruz. Okul bitince de evlenmek istiyoruz. İyi ya işte. Bir ay o kadar uzun zaman değil. Okulu bitireceksin. Yıl sonu sınavların var. Sevda'nın da sınavları var. Uykusuzluktan derslerine çalışamıyor. Bu süre içinde birbirinizi görmeyeceksiniz. Yemin et bakayım. Söz ver. Kocama pişman olacağı bir şey yaptırma. Hepimiz pişman oluruz sonra. Göreceksin bak. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Sevda da seni seviyor. Merhaba. Üzülmene hiç gerek yok. Onu seviyorum anne.
partiye geliyorsun değil mi? Sevda da katılıyor mu? Tabii katılıyor, neden katılmasın? Başka biriyle çıktığını duydum, doğru mu? Ha, o mu? O iş bitti, artık kimseyle çıkmıyor. Bak işte o zaman balıklama gelirim. Tamam, evi biliyorsun, gelirsin. Bas bunu, hadi! Bas çok çabuk! Tamam, at bana! At bana topu! Hadi kaç bakayım! Sen de aç! Harika! Hadi gel! Koş! Cemal! Kızı neden kaçırmıyoruz ya? Kapa çeneni Sersem! Kızım biri bunu bana yapmaya kalksa evini yakardım. Biliyor musunuz, ben denedim bunu. 8 yaşındayken kundakçılık yaptım. Senin hayatın kundakçılık. Vallahi doğru söylüyorum. İşin en komik yanı ne biliyor musunuz? Beni kahraman yaptılar. Evi benim kurtardığımı söylediler. Bugün hala herkes böyle biliyor çocuklar. Beyciğim telefon! Baksana! Boş ver, cevap vermeyin, komşulardır. Hadi çabuk olun! Hadi koşun arabalara! Tekrar görüşmek üzere! İyi geceler! Yarın ararım seni! Oldu! Allah mı? Sevda! 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 Beni kahraman yaptılar. Evi benim kurtardığımı söylediler. Bugün hala herkes böyle diyor. Düşünüldü. Kundakçılık toplum içinde oldukça büyük suçlardan biridir. Sanık kendisinin de kabul ettiği gibi kundakçılıktan suçlu bulunmuştur. Türk Ceza Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca 5 yıl ağır hapisle teçhiyesine. Ancak sanığın suç tarihinde şuurunun yerinde olmadığı doktor raporları ile anlaşıldığından Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca onu 5 yıl gözetime mahkum ediyorum. Gözetim yeri mahkemenin saptayacağı bir ruh sağlık merkezi olacaktır. Saçma, görülmüş şey. Evet, öyle. Ancak sanığın kendine ve başkalarına tehlikeli olmadığına doktorlar bu mahkemeyi inandırana kadar gözetim devam edecektir. Ayrıca sanık ileride bu ailenin hiçbir ferdiyle ilişkide bulunmayacaktır. Hadi.
Hadi yürüyelim işte. Zeki? Ne oluyor burada? Zeki ağlıyor. Seni uyku tutmuyor mu? Uyuyordum. İstersen uyku hapı vereyim. Yok istemem. Öyleyse hadi yatağına. Tamam tamam. Sakin ol. Hadi. Hadi iç bakayım şu hapı. Ha, şimdi hiçbir şeyin kalmaz. Hadi, hadi bakayım aç. İç. Ha, tamam. Hadi, ağlama artık. Yat bakalım. Uyu. Affedersiniz. Bunu postaya atar mısınız? Tabii. O oldukça kalın bir mektup. Ben kendi payıma hiç mektup yazamam. Yazmalısınız. Yoksa böyle bir yerde çıldırabilir insan. Doktorlar her gün iyiye doğru gittiğini söylüyorlar. Hayır. Ben hasta değilim. Buradan çıkmak, eve dönmek istiyorum. Kimseyi burada keyiflerince tutamazlar. Bunu ben de, baban da çok iyi biliyoruz. Babamla geçinemediğinizi hissediyorum. Babanla ben mi? Çocukları tımarhaneye düşen ailelerin parçalanması oldukça yaygındır. Birbirlerini suçlarlar çünkü. Böyle bir şey yok bizde. Seninle ilgisi yok. Babanla 25 senedir evliyiz. Bu süre içinde inişler de olur, çıkışlar da. Sen kendini üzme. Keyfine bak. Yavaş. Otur şimdi. Tamam. Sen. Hasan sen de. Kemal yarın sabah kahvaltıdan önce doktorun seni görmek istiyor. Olur. Yeah.
Çıldırtıyorlar beni! Ne olduğuma inanmamı istiyorlar! Çıkmak istiyorum! Bak Kemal oğlum, doktorlar diyorlar ki... Bana doktorlar dedi, anlamıyorsun! Asıl siz anlamıyorsunuz! Çünkü oğlunuzu dinlemiyorsunuz, onları dinliyorsunuz! Ömrünüz boyunca bir kere olsun beni dinleyin! Oğlunuzu dinleyin! Öldürüyorlar beni, ölüyorum burada! Bakın, şuna iyi bakın! Sonunda eve götürmek istediğiniz böyle bir şey mi? Beni buradan çıkartın! Günden güne kötüleşiyorum ben! Burada günler nasıl geçiyor bilemezsiniz! Tam 2 yıl oldu! Kurtarın beni buradan! Ne olur kurtarın! Ne olur! Kurtarın! Bir şeyler yapmalıyız! Alo? Evet anne, şimdi döndük. Evet iyi, iyileşecek. Reşit bir harikaydı. Doktorları tümüyle inandırdı. Hayır, hayır. Henüz gözetim altında. Evet canım, tabii, tabii. Ama şimdi şartları tartışacak değiliz. Canım, İstanbul'dan çıkmaz, olur biter. Evet. Evet, tabii. Bak, İstanbul'dan çıkması yasak. Tabii, öyle canım. Her gün polise gidip imza vermesi lazım. Başka çaremiz var mı? Tabii öyle, tabii. Dedim ya, her şey iyi gitti. Olur. Ben seni sonra ararım. Peki canım. Söylerim, olur. Hafta sonu iyice dinlen. Her şeye yeniden başlayacaksın. Her şey geçecek, unutacaksın. Neyi? Onu 2 kere gördüm. Bir defasında bisikletin üzerinde beraberdiniz. Bana el sallamıştı. O anı ömrüm oldukça unutamam. Ama şimdi her şey çok uzaklarda kaldı. İzmir'de bir yere taşınmışlar. İşte senin geçmişin. Kimse elinden alamaz. Ama o günlere de dönemezsin artık. Ona aşığım baba. Bak oğlum, sen artık var olmayan bir kızı seviyorsun. Nereden biliyorsun? Bunca zamandır sana ne bir mektup yazdı, ne de bir telefon etti. Tabii, yazmışsa bile ona mutsuzlar bana vermemişlerdir. Belki de benim ondan nefret ettiğimi sanıyor. O kızdan bize yar olmaz. Bırak peşini. Hayır baba. Bırakamam. Her genç ilk aşkı... unutulmaz sanır ama unutulur. Annenle biz ayrıldık. Evet, sana söylemedik. Üzülmeni istemedik. Annenle biz sevişerek evlendik. Annen ilk aşkımdı benim. Şimdi 6 haftadır ayrı yaşıyoruz. Şimdi başka bir kadın var hayatımda. Bütün bunlar hayatta 2 defa yaşanmaz sanıyordum. Ama şimdi başkasına aşığım. Aynı şeyi sen de yaşayabilirsin. O oğlan hiçbir ceza görmedi. Sayfiye yeri gibi burası. Ailemin korunacağına dair bana söz verilmişti. Hem bu kararı kim verdi, siz mi? Sizi şikayet edeceğim.
normal hayata dönecek kadar iyileşti. Saçma! Ne iyileşmesi? Oğlan benim evimi yaktı, beni ve ailemi yakarak öldürmek istedi! Lütfen biraz sakin olun. Onu siz tatmin olasınız diye ömür boyu hapse mi atalım yani? Yürüyeceğim, giderim buradan. Yalnız şunu iyi bilin, o oğlan benim ya da ailemden birinin yanına yaklaşırsa öldürürüm onu! Merhaba Gül teyze. Merhaba Kemal. Gel bakalım. Ortalık çok karışık. Öyle çok misafirim geliyor ki. Cem bile akşam kanepede yattı. Çok şirin bir yer burası. Yanan köşkten sonra. İşte benim evim. Cemil beni bulacağını, benimle bağlantı kuracağını söylemişti. Allah kahretsin! Bazı şeyleri önceden bilir. Cemil seni hiç affetmedi. Seni korumaya çalıştığım diye ayrıldık. Bilirsin. Seni oğlum Cem kadar severim. Keşke o cahilliği yapmasaydım. Belki de sevdayla mutlu olacaktım. Ama artık çok geç. Cemil senin şartlı salıverildiğini duyunca küplere bindi. Şimdi senin burada olduğunu öğrenirse çok kötü olur. Çünkü İstanbul'u terk etmemen koşuluyla salıverildiğini biliyor. Ben gitsem iyi olacak. Peki İzmir'de nerede kalıyorsun? Otobüs garajının yanında bir otel var. Güzel İzmir oteli. Ne işi var onun burada? Beni görmeye gelmiş. Seninle konuşmak istiyorum Cem. Eskiden iyi arkadaştık. Sen buraya kız kardeşimi görmeye geldin. Ama o seni görmek istemiyor. Senden nefret ediyor. Anlamıyor musun? Senden nefret ediyor. Yoksa seni arardı. Sus! Sus artık! Gel! Seni artık sevmiyor, senden nefret ediyor! Kemal, burada kalamazsın, oteline git! Ben Sevda'ya söylerim. Ona böyle bağırmaya hakkın yoktu, ne kadar acı çektiği belli! O seni görmek istedi, senden nefret ediyor! Nefret! Yoksa seni arar! Senden nefret ediyor, nefret! Bunları Sevda'ya verir misin? Belki beni bir daha görmek istemez. Nedir bunlar? Lütfen bu mektupları Sevda'ya verin. Hastanede yazmıştım. Göndermeme izin vermemişlerdi.
güdebileceği her yeri aradım. Hiçbir yerde yok. Bıraktığı notta bugün evde olacağı yazılıydı. Başının belada olmasından çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Okula gidiyordum. Seninle konuşmak istedim. İçeri girebilir miyim? Cem'in sana nasıl davrandığını duydum. Söyledikleri doğru değildi. Benden nefret ettiğini söyledi. Bu doğru mu? Hayır, doğru değil. Senden nefret etmiyorum. Ama gelmemeliydin. Biliyorsun şartlı serbest bırakıldın. Başının daha fazla derde girmesini istemem. Seni görmeden yapamadım. Hiç değişmemişsin. Sana aşığım. Bu sevgiyi hak etmedim. Çünkü hiç yazmadım sana. Yok. Hayır. Yazsaydım bile vermezlerdi bana. Ben senin mektuplarını aldım. Annem verdi. Bunları okuyunca hayatını mahvetmişim gibi bir hisse kapıldım. Bunları başka zaman konuşuruz. Şimdi sırası değil. Başka zamanımız olmayacak Kemal. Bu hayatta bir kez olan bir şeydi. Üstesinden gelemeyeceğimiz kadar gençliğimize rastladık. İşin en korkunç yanı bu. Karşılaşacağız bilinmez. Gitmeliyim. En doğrusu bu. Hoşça kal Kemal. Bu işin peşini bırak. İstanbul'a dön. Kendine iyi bak. Allah'a ısmarladık Kemal. Bol, bana güle güle de. Siz ne biçim insansınız? Bizi öldürmeye kalktı. Nereden geliyorsun? Okulunda olman gerekirdi. Ona gittin değil mi? Ha söyle, söyle! Ona gittin, öyle değil mi? Evet baba, ona gittim. Onu seviyorum. Evlenmeye karar verdik. Sus lan kör köpek!
yaptığının farkında değilsin. Oğlan evimi yaktı. Hepimiz birden yakarak öldürmek istedi. Kanunun yapamadığını ben yapacağım! Seviyorum Cemil amca. Onsuz yaşayamam. Parçalayacağım ulan seni! Allah'ım!